9. bölüm. Değerlere uyumada 3 hata. Değerler. Toplumsal değerler insan yaşamının önemli bir yanını oluşturur. Bir değer, belirli bir insan davranışının veya yaşam amacının bir diğerinden daha üstün olduğu yönündeki tutarlı ve derin inançtır. Değerler toplumdan topluma ve zaman içinde değişir. Toplumlar değerleri doğrultusunda bazı davranışların sergilenmesini takdirle karşılar. Örneğin sadakat, sevgi, cesaret, dostluk, temizlik, saygı, dürüstlük, nezaket ve benzerleri önem verilen toplumsal değerlerdir. Değerler toplum için değerlidir. Değerlere uygun davranan insanlar da toplumun gözünde değerlidir. Değerlere uyumada 3 hata. Sokakta herhangi bir insana toplumun değerlerini önem verip vermediğini sorsanız, hiç duraksamadan önem verdiğini söyler. Hepimiz değerlere teorik olarak çok önem veririz. Ama pratikte sürekli olarak değerleri çiğneriz. Değerlere uymada kanıksamış olduğumuz 3 temel hata vardır. 1. Ortamına göre değerlere uyarız. 2. Keyfimizin, moralimizin iyi olup olmamasına göre değerlere uyarız. 3. Karşımızdaki kişiye göre değerlere uyarız. Şimdi bu 3 hatayı açıklamaya çalışalım. 1. hata. Ortama göre değerlere uymak. Bazı toplumsal değerlere bazı ortamlarda uyar, bazı ortamlarda uymayız. Örneğin, trafik polisinin yanındaki kırmızı ışıkta dururuz. Polis yoksa aynı kırmızıda durmayız. Bu, değerlere uyma konusundaki 1. hatadır. Bu tür hatalar değerleri içselleştirmediğimiz için ortaya çıkar. Bir değeri gerçekten benimseyenler her ortamda, her durumda o değere uygun davranırlar. Temizlik değerlerimizden birisi olarak kabul edilebilir. Bu değere ne yazık ki toplumun en azından bir bölümü ortamına göre uyuyor. Örneğin hiç kimse evindeki halıya, koridora tükürmez, sigarasının izmaritini atmaz. Ama sokağa tüküren, sigarasının izmaritini atan çok kişi görüyorum. Ortama göre davranıyoruz. Avrupa ülkelerine giden vatandaşın kaldırıma tükürmüyor, piknik yaptığında çöpünü çime atmıyor. Ama kapı kuleye geçince farklı davranıyor. Niçin orada çöp atmıyorsun da burada atıyorsun desem, büyük ihtimalle şöyle diyecek bana. Ama burada herkes atıyor. Bu cümleyi bir takım değerlere, ortamına göre uyduğumuz zaman kendimizi savunmak için kullanıyoruz. Ama burada herkes yapıyor. Ve maalesef liste uzuyor. Vergi kaçıran ama herkes kaçırıyor diyor. Trafik kurallarını çiğneyen ama kurallara kimse uymuyor. Ben niçin uyayım diyor. Belirli bir değere niçin uymadığımızı açıklamaya çalışırken ama diye başlayan mazeret cümleleri kurduğumuz zaman bu tavrımız söz konusu değeri yürekten benimsemediğimiz anlamına gelir. Bir değeri yürekten benimseyen kişi o değere ortamına göre uymaz. Başkalarına bakarak uymaz. Ne olursa olsun uyar. Ben Batı ülkelerinde yere çöp atmıyorum. Ben ülkemde de yere çöp atmıyorum. Ben temiz bir sokağa çöp atmıyorum. Ben başkaları tarafından çöp atılmış pis sokaklara da çöp atmıyorum. O pis sokak belki yere çöp atılmasını hak ediyor ama ben oraya çöp atmayı hak etmiyorum. Pis bir sokak üzerine yeni çöpler atılmasını hak ediyor olabilir. Ama ben o sokağa çöp atmayı hak etmiyorum. Eğer bir toplumsal değeri yürekten benimsemişsek, içselleştirmişsek, başkalarının ne yaptığına bakmadan, ortama göre davranmadan uyarız o değere. Bunca yıldır evindeki halıya asla tükürmeyen bir insanın nasıl olup da sokağa rahatlıkla tükürdüğünü anlamakta güçlük çekmişimdir. Bunun mantıklı bir açıklaması olması gerekir diye düşünmüşümdür. Yıllardır beklediğim açıklamaya Ekrem Işık'ın İstanbul'da Gündelik Hayat adlı kitabında rastladım. Işık'ın bu konudaki açıklaması iddiası geçmişe yönelik ispatı zor bir hipotez. Ama ilginç. Şöyle. Eski İstanbul'da 3 tane kutsal mekan vardı. Cami, çarşı, ev. İnsanlar sokakta fazla dolaşmazlardı. Gezmek amacıyla sokağa çıkmazlardı. Bu üç kutsal alandan birinden diğerine gidebilmek için sokaklardan geçerlerdi. Evlerin dışarıya bakan pencereleri sınırlıydı. Pencereler hayat adı verilen kapalı iç mekanı açılırdı. Özellikle kadınların hayatı hayatta geçerdi. Yoğurtçu, sütçü kapıya gelirdi. Ev kutsaldı. Bu yaşam tarzı içinde sokaklar kutsal değildi. Köpeklere terk edilmişti. İstanbul'a gelen batılı gezginleri hayrete düşüren iki şey vardı. Birincisi sokaklarda çok miktarda köpek bulunmasıydı. Diğeri ise sokakta çok az insan görülmesi.
İstanbul'un merhametliydi. Büyük binaların dış yüzlerine taştan kuş yuvaları yapılırdı. Sokak köpeklerine ise sadece yemek artıkları değil, özel olarak hazırlanmış paparalar verilirdi. Köpek pis, mekruh kabul edilirdi. Eve sokulmazdı. Ama sokakta bakılırdı. Işına göre bunun nedeni sokağın kutsal olmamasıydı. Bu yüzden de köpeklere terk edilebilirdi. Eğer bu açıklamanın gerçek payı varsa, kuşaklar boyunca insanlar model alma yoluyla evlerini temiz tutmayı ama sokağa aldırmamayı öğrenmiş olabilirler. Konuya ilişkin başka pek çok açıklama yapılabilir. Örneğin bizim bugün şehirlerdeki piknik yerlerindeki çöp atma rahatlığımızın nedenlerinden biri, göçebe yaşamış dedelerimizin doğadaki rahatlıkları olabilir. Onlar yayladan göçerken doğal atıklarını çevrede bırakabilirlerdi. Doğa bunları özümler, içine sindirebilirdi. Ancak bugün teneke kutuları, naylon poşetleri doğa içine sindiremiyor. Belki bu yüzden eski alışkanlıklarımız yeni dünyada sorun yaratıyor. Bunları belirtmemin amacı şu: temiz olma değerine ortamına göre uyuyor olmamız. Basit bir olay değil, çok değişkenli, karmaşık bir olaydır. Sokaklara çöp atanları, köpeklerinin kakasını kaldırımda bırakanları pis, görgüsüz diye adlandırıp işin içinden çıkamayız. Olayı daha derin, daha ayrıntılı düşünmek, yorumlamak zorundayız. İkinci hata, keyfimize göre davranmak. Yaygın bir tavır vardır. Canımız sıkılıyorsa, keyfimiz yoksa çevremize ters davranırız, aksilik ederiz. Böyle davranmak bize gayet doğal gelir. İş yerinde canımız sıkılmışsa ev halkına sinirli davranırız. Trafikte canımız sıkılmışsa iş yerinde çevremizdekilere öfkeleniriz. Kısacası herhangi bir nedenden ötürü keyfimiz kaçmışsa, moralimiz bozuksa çevremize öfkeli davranırız. Zaman zaman saygısızlık ederiz. Oysa böyle davranmak zorunda değiliz. Keyfimiz var veya yok, çevremizdekilere saygılı davranabiliriz. Davranmalıyız. Keyfimiz olmadığında da çevremizdekilere saygılı davranabileceğimizi Koreliler bize çok şık bir şekilde gösterdiler. Bizde futbol seyircisi için alışagelmiş davranış şekli şudur: eğer tuttuğunuz takım maçı kazanmışsa seviniriz, alkışlarız. Kaybetmişse sinirleniriz, alkışlamayız. Oysa Koreliler son Dünya Kupası maçında böyle davranmadılar. Üçüncülük maçında Koreliler Türk milli takımını yenilmişlerdi. Üzgündüler. Ama yine de nezaketi elden bırakmadılar. Yenilen takımlarını ve bizim takımımızı alkışladılar. Üçüncülük maçında televizyonu maç biter bitmez açan bir Türk izleyici herhalde şöyle derdi: tüh, maçı biz kaybetmişiz, Koreliler kazanmış. Niçin böyle derdi? Çünkü Koreliler alkışlıyordu. Oysa Koreliler yenildikleri halde alkışlıyorlardı. Yenilmişlerdi, üzgündüler. Buna rağmen alkışlıyorlardı. İşte bunu belirtmeye çalışıyorum. Keyfimiz var veya yok, çevremizdekilere, karşımızdakilere saygılı davranabiliriz. Koreliler gibi. Dünya çapında üçüncülük maçını anlatan TRT spikeri o güzel Türkçesi ve her zamanki nezaketiyle şöyle diyordu: sevgili izleyiciler, inanmayacaksınız ama maçın bitimine bir dakika var ve bir tek Koreli stadyumu terk etmedi. Maç bitti. Koreliler yenildi. Spiker arkadaşımızın hayreti daha da arttı. Çünkü bir tek Koreli bile stadyumu terk etmemişti ve üstelik tüm izleyiciler her iki takımı birden alkışlıyorlardı. Ve dahası tribünlerde iki bayrak belirdi. Türk bayrağı daha büyüktü. Kore bayrağı daha ufak. Bu da ev sahibi nezaketi olsa gerek. Stadyuma gidip futbol maçı izlemem. Ama bildiğim kadarıyla bizde böyle şey olmaz. İki taraftan birinin kaybettiği anlaşılınca kaybeden takımın taraftarları daha maç bitmeden stadyumu terk etmeye başlar. Bu arada oturulan plastik koltukları kıranlar da olur. Bu doğal kabul edilebilecek bir davranış değildir. Evde, maçta, iş yerinde bizim keyfimiz yok diye başkalarının da keyfini kaçırmamız şart değildir. Keyfimiz var veya yok, çevremizdekilere saygılı davranabiliriz. Davranmalıyız. Üçüncü hata, karşımızdaki kişiye göre değerlere uymak. Bazı değerlere uyup uymama konusunda ölçütümüz karşımızdaki kişidir. Örneğin fiziksel açıdan ve statü açısından bizden güçlü kişilere saygılı davranırız. Güçlü bulmadığımız kişiler karşısında ise saygılı davranmayız. Davranışlarımızı kontrol etme ihtiyacı duymayız. Oysa renkleri, cinsiyetleri, yaşları, statüleri ne olursa olsun tüm insanların onurları eşittir. Bu yüzden ayırım gözetmeden hepsine saygılı davranmalıyız. İnsanların onurları eşittir. İnsanoğlu bilmiyor, bilmediğini de bilmiyor. İşte bu beni üzüyor.
Sokakta herhangi birilerini durdurup insanlara saygılı mısınız diye sorarsanız hemen hepsi evet der. Ama bu evetçilerin birisi amirdir. Hata yapan elemanını azarlar. Birisi öğretmendir. Ödevini yapmayan öğrenciye bağırır. Diğeri hekimdir. Köylüye sen der. Şehirliye siz. Bir diğeri polistir. Hırsızı hakaret eder. Her ne kadar insana saygılı olduklarını iddia etseler de bu amir, bu öğretmen, bu hekim, bu polis insana saygılı değildir. Çünkü kişiyi ve hatalı davranışını ayırmak zorundasınız. Hatalı davranışını eleştirebilirsiniz. Hatta hatalı davranışınızdan ötürü bir yaptırım uygulayabilirsiniz. Fakat kişiyi topyekün eleştirmeye hakkınız yoktur. Kişiyi topyekün eleştirmek insana saygısızlıktır. İnsan onurunu umursamazlıktır. Bir profesörün onuru bir çöpçünün onuruna eşittir. Bir kapıcının onuru bir genel müdürünün onuruna eşittir. Hekimin onuru hastanın, hasta bakıcının onuruna eşittir. Ve bir müfettişin onuru bir hırsızın onuruna eşittir. İster bir varsayım deyin, ister bir dolma, tüm insanların onurları eşittir bu dünyada. İnsanların bilgileri, yetkileri, statüleri, güçleri farklı farklı olabilir. Ancak onurları eşittir. Hiçbir insan renginden, cinsiyetinden, inançlarından veya hatalı bir davranışından ötürü aşağılanmamalıdır. Bir hırsızın, diyelim ki 10 davranışı vardır. 9'u iyi ama 10. davranışı kötü, hırsızlık yapıyor. Bu 10. davranış için onu tutuklayabilir, yaptırım uygulayabilirsiniz. Ama onu topyekün suçlamaya, içinizden geldiği gibi aşağılamaya hakkınız yoktur. Tutukluların, mahkumların hakları vardır. Haklarını çiğnerseniz siz de suç işlemiş olursunuz. Bir ülkenin yasalarına göre bir kişiyi idam edeceksiniz diyelim. Bu mahkumu idamdan önce aç bırakmaya veya ona küfür etmeye hakkınız yoktur. O mahkumun onuru, hapishane müdürünün onuruna eşittir. Benim onuruma da eşittir. Benim onurum bir çöpçünün onuruna eşittir. İkimizin bilgisi, yetkisi, statüsü farklıdır. O çöpçü benim fakülteme gelip ders anlatma yetkisine sahip değildir. Ben de sokaktaki çöp bidonunun yerini değiştirme yetkisine sahip değilim. O çöpçü evinin kralıdır. Köyüne gitse kuyruk olup elini öperler. Ben kendimi ondan üstün göremem. Benim onurum tuvalet temizleyen bir hanımın onuruna eşittir. O hanım evine geç gitse kızı kapıya çıkıp anne geç kaldın diye yanaklarından öpüyor. Benim kızımın eşimin yanağını öpmesi, o kızın annesinin yanağını öpmesi veya hırsızlıktan hüküm giymiş bir kadının kızının onun iki yanağından öpmesi aynı şeydir. Aralarında hiçbir farklılık yoktur. Tüm insanların onurları eşittir. Kızılderili'nin ifadesiyle Mitaku Oyasın. Hepimiz hayvanlar ve bitkiler dahil kardeşiz. Eğer bir mahkumun hatalı davranışı varsa onu eğitmeli, ıslah etmelisiniz. Gelecekte mahkumlar tedavi edileceklerdir. Ben eğitilebilecek, tedavi edilebilecek bir insandan daha onurlu olduğumu nasıl düşünebilirim? Biz bugün mahkumları tedavi edemediğimiz, eğitemediğimiz için arada bir af çıkarıyoruz. Hiç hastanelerde af çıkarıldığını, hastaların sevabını erken taburcu edildiklerini duydunuz mu? İnsanlar onurlarının eşit olduğunu düşünmek istemiyorlar. Kendilerini başkalarından üstün görüyorlar. Bir yönetici, bir müfettiş başlangıçta iyi niyetle işini hakkıyla yapabilmek amacıyla iş ilişkisi içinde bulunduğu kişilere mesafeli durmaya başlıyor. Giderek bu mesafeli duruş kendini üstün görmeye dönüşebiliyor. Bu kişiler hem mesafeden hem de hiyerarşideki konumlarından ötürü kendilerini her açıdan, bu arada onur açısından da ötekilerden üstün görmeye başlıyor. Bu durum ötekilerden daha fazla uzaklaşmalarına yol açıyor. Sonuçta kendi yalnızlıkları artıyor. Ötekileri mutsuz ediyorlar ve iş zarar görüyor. Bir profesör sözlü sınavda cübbesini giyip adayı yakından tanıyor demesinler diye, laf gelmesin diye başlangıçta soğuk, giderek yukarıdan bakan bir ifade takınıp bir engizisyon yargıcının yüz ifadesiyle adayla hiçbir insani ilişki kurmadan mekanik bir sınav da yapabilir ya da gülümseyerek selam verme, hatır sorma gibi adayla insani ilişkiler kurduktan sonra ilişkiyi ve işi ayırt ederek ilişkide eşitlikçi, insan onuruna saygılı, işte ise objektif bir tavır takınabilir. Bir müfettiş başlangıçta işini iyi yapabilmek amacıyla ciddi davranıp giderek üstadlarının abartısına kapılarak
kendini Olimpos'tan inmiş Zeus gibi hissetmeye ve teftiş heyeti başkanından daha başka dünyada kimseye saygı duymamaya da başlayabilir. Ya da ilişkiyi ve işi ayırt edip tüm insanlara saygılı ama işinde objektif olabilir. Kendilerini herkesten üstün görenler, kendi onurlarına onulmaz biçimde hayran olanlar, insan ilişkileri konusunda kendilerini eğitimle geliştirebileceklerine inanmayanlar, bana Küçük Ağaç'taki Hindi'yi hatırlatıyor. İlginç bir roman olan Küçük Ağaç'ın eğitiminde Kızılderili dede ve nene ile Küçük Ağaç adlı çocuk arasındaki ilişki anlatılmaktadır. Küçük Ağaç'ın dedesi giderek derinleşen, üstü dallara örtülü, hindinin boynundan alçak bir tünel kazar. Tüneli derin bir çukura bağlar. Toprağın yüzeyinden tünelin içine doğru mısır taneleri serpiştirir. Yaban hindisi başını eğip taneleri yiye yiye tünele gelir. Çukura gider. Başını kaldırır, çukurun üstü açıktır ama çukur derindir. Tek bir çıkış yolu vardır. Başını eğip tünelden gerisin geriye gitmek. Ancak hindi başını eğmeyi akıl edemediği için çukurdan çıkamamaktadır. Küçük Ağaç dedesine, "Dede, hindi niçin kafasını eğip tünelden dışarı çıkmıyor?" diye sorar. Dedesi, "Yavrum, hindi kendini herkesten üstün gördüğü için, öğrenebileceği yeni bir şeyler bulunduğuna inanmadığı için, alçak gönüllülük gösterip başını eğemediği için girdiği çukurdan çıkamıyor," der. Çukurlar içinde kala kalma tehlikesi hepimiz için vardır. Ama eğer tüm insanların onurlarının eşit olduğuna inanırsak bu tehlike bizden uzaklaşır. Daha onurlu bir insan olmaya çalışmak yerine daha bilgili, daha etkili, daha iyimser, daha sevecen olmaya çalışmak daha akıllıca olsa gerek. Anadolu'da boş başak dik durur derler. Dolu ve alçak gönüllü bir başak olduğumuzda yaşam kalitemiz artacaktır. Boş başak dik durur. Ekmek mi, insan mı? Hangisi daha fazla saygı görüyor? Ekmek mi, insan mı? Gözlenen o ki ekmek daha fazla saygı görüyor ülkemizde. Yukarıda değerlere uyma konusunda 3 tür kanıtladığımız, hata sergilediğimizi belirttik. Bazı değerler söz konusu olduğunda bu hataları yapmayız. Ekmeğe yönelik olarak da söz konusu hataların sergilendiğini hemen hiç görmeyiz. Hangi ortamda olursa olsun evde veya sokakta ekmeğe saygı gösteririz. Yerde ise basmayız, üstünden atlamayız. Kaldırıp kenara, yüksekçe bir yere koyarız. Hatta öperiz ekmeği. Ekmeğe gösterdiğimiz saygı ekmeğin büyüklüğünden ve niteliğinden bağımsızdır. Yerdeki ekmeği kaldırma konusunda büyük küçük veya buğday arpa ayrımı yapmayız. Keyfimiz olsa da olmasa da yerdeki ekmeğe basmayız. İnsanlara, sokaklara karşı sergilediğimiz 3 temel hatayı ekmeğe karşı sergilemeyiz. Kısacası ekmeğe çok saygılıyızdır. Ekmeğe gösterdiğimiz saygıyı birbirimize göstersek çok daha huzurlu yaşarız. Ekmeğe niçin saygı gösteririz? Çünkü nimettir. İyi de eşlerimiz, çocuklarımız nimet değil mi? Öğrencilerimiz, çıraklarımız, komşularımız nimet değil mi? Ekmeğe gösterdiğimiz saygıyı birbirimize göstersek ne güzel olurdu. Ben ülkemde yerdeki ekmeğe tekme atıldığını hiç görmedim. Ama yerdeki insana tekme atıldığını çok gördüm. Yerdeki ekmeklere gösterdiğimiz saygıyı birbirimize de göstereceğimiz günlerin gelmesini diliyorum. Sanırım o günler yakındır.